Hep bunun arayışında olursunuz. Ve toplumdan olumsuz bir geri bildirim geldiğinde de ya biz bu insanlar için neler yaptık ama hiç kimse bizi hatırlamıyor bile. Hatta bırak hatırlamayı, bizi bir de eleştiriyorlar. Halbuki biz ne sıkıntılar çekerek neler yaptık diye iç geçirmek zorunda kalırsın. Yaşadığın bu iç geçirmenin ve acının sorumlusu kimdir? Sensin. Daha doğrusu senin içindeki o sahte benliktir. O yüzden hiçbir şeyi olmazsa olmaz görmeyin. Ha, bunu idrak ettiğinizde de hangi noktaya gelirsiniz? Niyette ve amelde ihlas noktasına gelmeye başlarsınız. Kendisine faydalı olmaya çalıştığınız toplum sizi taşlayabilir bile. Bak Hazreti İsa'da öyle olmuş. İsa ne demiş? Ya Rabbi bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar, onları affet demiş. Ama sosyal içgüdüyle yapsaydı, ya ben onlar için ne yaptım, onlar şimdi benim için ne yapıyorlar gibi bir tuzağa düşersiniz. Ve işte ne yapsam bu topluma yaranamıyorsun. Çünkü yaranmak isteyen bir benliğin farkında değilsin. Sen yaranmak isteyen bir benlikle bunları yapıyorsun. Bunu görebilirsen, bu yakın ilişkilikte de önemlidir. En sevdiğin insan dahi olsa ona yaranmak için bir şey yapma. Onun ihtiyacı olan bir şey yapabilirsin. Onu memnun eden bir şey yapabilirsin. Ama niyetin, nihai niyetin onu memnun etmek değil. Bu Allah'ın yarattığı bir varlık. Allah onu bana işte eş olarak veya bir çocuk olarak veya bir anne olarak veya bir baba olarak veya bir kardeş olarak vermiş. Ben de onun hakikaten ihtiyaç duyduğu bir şeyi karşılamak için gayret gösteriyorum. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni Allah'ın benim fıtratıma koyduğu değerler. Ben bunun için bunu yapıyorum. Bu kadar. Yaranmak için yapmıyorum. Ondan da bana bir menfaat olsun diye yapmıyorum. Bir faydaya dönük bir şekilde yapmıyorum. Yapmam gerektiği için yapıyorum. Yapmam iyi, doğru ve güzel olduğu için yapıyorum. Nokta. Bu kadar. O zaman ama cümlesiyle devam etmezsiniz. Yapmanız gereken neyse o iyi, doğru ve güzel olduğu için yapılır. Allah iyinin, doğrunun ve güzelin kaynağıdır. Allah da seni fıtrat olarak iyi, doğru ve güzel üzere yaratmış. Sen de bunu gerçekleştiriyorsun. Bu kadar, nokta. Ama o benlikle yapıyorsan, işte sevileyim, onaylanayım, falanın dikkatini çekeyim. O niyetle yapıyorsan, yani niyetine ulaşsan da manası yok. Çünkü sonunda belanı bulacaksın. Neden? Çünkü karşından tamamen beklediğin gibi bir muamele göremezsin ki. Görsen belli bir süre görürsün. Sonuna kadar göremezsin. Sen karşındakini aslında fark etmeden yarı ilah konumuna sokuyorsun. Böyle beni çok iyi anlasın, benim böyle düşüncelerimi, duygularımı fark etsin, neye ihtiyacım varsa o an öyle davransın. Kim bu? Yarı ilah bir varlık olması lazım. Böyle bir şey olur mu? Ve sen kendini niye bunun üzerinden mutlu veya mutsuz olmaya ayarlıyorsun? Kendini bunun üzerinden mutlu veya mutsuz olmaya ayarladığında ne yapıyorsun? Tüm orucun bozuluyor. Deyim yerindeyse. O yüzden iyi oruç tutmak lazım. Bilinçli oruç tutmak lazım. Orucun aslında insana çok derin, çok köklü, çok anlamlı bir mesaj verdiğini ve insanı bu anlamda dönüştürmek niyetiyle ve dolayısıyla da aynı zamanda takvası için, yani fıtratını koruması için geldiğini anlamalıyız. Çünkü bakın burada bahsettiğimiz şeyler neye olmazsa olmaz diyorsak bütün bu şeyler bizi fıtratımızdan uzaklaştırır. İnternete bakın.
Instagram'a bakın. %99 kendini korumalar çok fazla paylaşımda bulunmayabiliyorlar. Ama sosyal içgüdü ve yakın ilişki güdüsü olanlar sürekli paylaşım içindeler. Neden? Çünkü varlıkları öteki tarafından algılanmaya, onaylanmaya bağlı. Sosyal içgüdüsü olan bir şey paylaşıyor, sonra bakıyor ne kadar beğenildi, ne kadar paylaşıldı. Sana ne? Değil mi? Allah mesela bir peygamber gönderince kaç kişi sana tabi oldu diye mi soruyor? Yok. Kaç kişi beğendi diye mi soruyor? Yok. Sende bu kaygı neden? Bu beklenti neden? Mesela güzel bir şey yaptın. Faydalı bir şey, doğal bir şey. Ama tırnak içinde kendini gösterme demeyeceğim çünkü kendini gösteremezsin. Neyi gösteriyorsun? Ya bedenini gösteriyorsun ya yaptığın bir nesneyi gösteriyorsun. Kendini göstermek gibi bir şey mümkün değil. O yüzden bu hataya da düşmemek gerekir. İnsan kendini gösteremez. Ya bedenini gösterirsin, ya bedenin üzerine giydiğin elbiseyi gösterirsin, ya da bedeninle ve zihninle yaptığın bir şeyi gösterebilirsin. Kendini gösteremezsin. Kendini ancak Allah görür. Ve Allah'ın dostları görür. Onlar da Instagram'da dolaşmıyorlar. Hocam bize zihnin sosyal ve toplumsal yönü vurgulanır. Fakat bu açıdan baktığımızda aslında din çok bireysel, çok daha ferdi önceleyen bir yapısı var. Çünkü bize diyor ki hani olmazsa olmaz değil, her şey mümkün. Yani olabilir de olmayabilir de. Aslında biraz da bizim anlamda etmektiriyor. Tabii. Evet. Evet. Yani aslında din insanla yaradan arasındaki ilişkiyi temel alan ve o ilişki temelinde yaratılmışlarla ilişkilerimizi şekillendiren, onlara bir anlam ve değer katan bir mesajdır. O yüzden hani din için toplumsaldır da diyemeyiz, bireyseldir de tam diyemeyiz. Bunlar biraz aslında tabii. İşte bunlar biraz psikolojik dünyanın kavramları. Belki onu şöyle ifade edebiliriz. Yani din önce senin kendini bulmana öncelik verir. Kendini bulmadan topluma şey yapamazsın. O yüzden peygamber ler önce kendilerini bulan insanlardır. Kendilerini bulmadan şey yapmazlar. Peki dinde inanç konusuna ayrılmamız gerekmiyor mu? Din sosyal hayatı anlatıyor Kur'an baştan sona kadar. Öyle din, diyemeyiz. Öyle bir şey diyemeyiz. Farklıdır. Yok, din... Büyükleri İbn-i Arabi diyor ki mesela özür dilerim. Daha bir, her insanın inancı motomot aynı olamaz. Ama din kurallar koyan ve toplumsal yaşamı dizayn eden bir olgu. Yani şöyle diyeyim, ben yani o şeyi paylaşmıyorum, şöyle diyebilirim, din çok yönlü bir şeydir ama merkezi nedir? İnsanla Allah arasındaki anlaşmadır aslında. Yani dini sadece böyle toplumsal, sosyal kurallar olarak tanımlayamayız. Kur'an içeriğine iyi dikkat edersek orada hani din kavramı insanla Allah arasındaki bir sözleşmedir. O sözleşme hatırlanır ve o sözleşme üzerinden hayat dizayn edilir diye düşünüyorum. Evet. Genelde ağırlıklı olarak kurallar bütündür ya, Kur'an. O da biraz zaman, abartılı bir şey yani. Kurallar bütünü hep kurallıdır. Hocam. İbadetler kurallar ama romantik şeylerden bahsediyoruz yani bir yandan. Öyle romantik mi olduk? Fena değil romantik olmakta. Yani belli Allah, bir ölçüde bir zarar yok. Bizim toplumsal hayatta bize ihtiyaç olan bir varlık değil ki. Allah bize nasıl davranmamız gerektiğini insanlar arasında diğer
canlılar arasında Kur'an hep bunlardan bahseder. Yani tamam, ama sadece bunlardan bahsetmez. Tamam. Sadece bunlardan bahsetmez. Yani şöyle o zaman şöyle bir soru sorayım. Şimdi aklıma geldi. Mesela Allah tek bir insan yaratsaydı ve o insanın gaflete düşme ihtimali olsaydı, Allah o insana din gönderir miydi diye bir soru sorayım. Bu da modern bir soru olsun. Eğer insan dışında diğer canlılar olsaydı gönderir miydi? Yok, diğer canlılar da, hiçbir canlı yok. Bir tane böyle sap gibi bir Adem var yani. Yani. Bir tane, başka hiçbir şey yok. Ne kedi var, ne köpek zaten var. Zaten öyle değil hiçbir hocam şey yok. Yani. Hayır, ya, hayal ediyoruz. Yani. Ya bana sorarsan kesin gönderirdi. Toplumun olmadığı yerde din bir yasadır yani, anayasadır. İşte, dinde, olmadı, herhalde toplumsal yani, kural olmadı. Çünkü toplum olmadığı için toplumsal kural olmayacaktı. Ne olacaktı? Seni ben yarattım. Evet, yani o insanın yaradanla olan bağıyla ilgili bir mesaj olacaktı doğal olarak. Dolayısıyla hani biraz modern sosyolojinin getirdiği biraz kavramlar burada bahsettiğiniz şeyler. Kısmen doğru, evet tabii ki bir insanlar birer topluluk halinde yaşıyorlar. Dolayısıyla da Allah tabii ki toplumsal düzeni ne diyelim inşa etmek veya onu daha dengeli, fıtrata uygun şekilde dengelemek, düzeltmek için tabii ki gönderir. Ama hani din sadece toplumsal bir nitelik değil. Hatta ben şunu diyebilirim, toplumsal yönü ikinci derecede önemlidir. Yani benim için din, benimle Allah arasındaki ilişkinin tarifidir. En başta budur. Yarın öbür gün toplum olmayabilir. Hatta ben diyorum yani belki bir gün gelir, farz ediyorum yani hayal olarak bunu düşünebilirim. Farz edin ki her biriniz için bunu kendiniz düşünebilirsiniz. Farz edin ki sizi toplumdan attılar ya. Biz seni dinlemek, duymak istemiyoruz. Hatta işte namaz kıldığını veya Allah'tan bahsettiğini, hatta kendi kendine Allah demenden bile rahatsız oluyoruz. Bu diyelim ki yeni nesli bozuyor diyebilirler ve sizi toplumdan tard edebilirler. Din geçerliğini yitirecek mi? İtikatta gireceksiniz. Yok, bir şey soruyorum. Din geçerliğini yitirecek mi? Yitirmez. O zaman din sadece toplumsal bir şey değildir. Toplum olmadan hocam nasıl din olur ya? İşte sen çok sosyal alt tiple düşünüyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Hazreti Peygamber diyor ki en büyük kötülük insanın dünya sevgisidir diyor. Bugün dünya yeryüzünde haksızlık, adaletsizlik varsa geçen özür dilerim hani onu dağılmasın da ben de kendimce düşünen bir varlığım. Dedim ki iki tane insana dünyadaki tüm kötülüklerin nedeni ne? Peki ben sana bir şey söyleyeyim. O hadisler yola çıktığında biriktirme, kavramlaşma, dünyadaki yoksulluğun, adaletin tek nedeni insan kötülüklerden arınır, Kur'an arındırır. Ben onu öğrendim Kur'an'dan. Yani Kur'an sana diyor ki bak şöyle olacaksın, çalmayacaksın, çırpmayacaksın, öldürmeyeceksin, biriktirmeyeceksin, infak edeceksin. Yani tamamen tamam, bakın, %90'ı inancın dışında sosyal hayattan bahsediyor. %90 yani, oranı şey yapmayayım ama yok oranı tartışmayayım ama şunu söyleyebilirim. Dinin toplumsal bir yönü vardır ama din toplumsal merkeze oturmaz. Yani bu şu anlama gelir. Şunu demek istiyorum. Bir gün toplum ortadan kalktığında senin dinin ortadan kalkmaz. Yani farz edelim ki modern bir şekilde düşünelim. Uçağa bindin, uçak düştü. Bir tek sen kaldın. Din devam ediyor mu orada? Senin için devam eder mi? İnsan olarak, birey olarak eder. Toplum yok. Hiç kimse yok. Din yok hocam, sadece inanç yok. Allah olan... Bak şimdi dini tamam seni anlıyorum bak seni anlıyorum orada dini toplumsal yasalara indirgemişsin. Din öyle bir şey değil yani. Din ayrı, inanç ayrı. Bu biraz modern bir ayrım yani. İmanla din ayrı mı? Değil. Dolayısıyla dini toplumsal ne diyelim? Dini toplumsal bir
yasaya indirgememek gerekiyor. Toplumsal yönü önemlidir, kıymetlidir ve tabii ki toplum olduğu müddetçe geçerlidir. Ama toplumsallık dinin üzerine oturduğu merkez değildir. Hocam zaten kendi nefsinizi değiştirmedikçe Allah sizin durumunuzu değiştirmez diyor. Yani evet. Öz olan bireysel olanı değiştirmek, bireysel olan düzeldikçe, değiştikçe toplumsal olan yönü de var. Bir de dini hocam yani bir inanç boyutu gerçekten farklı, bir de şeriat boyutu var. Yani toplumsal olan yönü var. Esas olan hepsinin üstünde bu inanç boyutu tüm dinler için ortak söylüyorum. Üstelik inanç, Allah inancı, ahiret inancı çok daha şey yani bunu içselleştirebilmiş insanların oluşturduğu toplumlardaki o toplumsallık çok daha Hocam ben şöyle söyleyebilirim. Benim aklıma şu an konuştuklarımdan gelen şey. Avam için toplumsal, havas için bireysellik daha ön planda olduğu şeyde. Yani öyle bir ayrım yapmak istemem. Zahiren öyle makul gibi gözüküyor ama havas içinde dediğim gibi yani havas avam ayrımı da yapmak istemiyorum bu noktada. Din insanla Allah arasında yani bireysel anlamda insanla Allah arasındaki bir anlaşmanın kağıda dökülmüş halidir. Manevi bir anlaşmanın kağıda dökülmüş halidir. O anlaşma insanın kendi kendiyle ilişkisine de bakar. Yani sen kendine nasıl bakacaksın? Sen mesela işte ben bana aitim diye mi düşünüyorsun? Veya işte bu beden bana ait mi diye düşünüyorsun? Yoksa başka türlü mü düşünüyorsun? Kendi kendinle olan ilişkin nedir? İki, Yaradan'la olan ilişki ve bağın nedir? Üç, insanlarla olan veya sadece insanlar değil, hayvanlar, bitkiler, yaratılmış her bir şeyle olan ilişkin nedir? Din bu üç yönü de yerinde, gerektiğinde değerlendirir. Fakat bir şey asıl ve esastır. O da insanla Allah arasındaki ilişki. Mesela diyelim ki ben biriyle karşılaştım. Orada o insanla karşılaşmanın yani insan ilişkilerinin dinin insan ilişkilerine getirdiği nokta üzerinden hareket ederim. Bir toplumla olan ilişkimde dinin yaklaşımı üzerinden hareket ederim. Ama toplumun olmadığı, birinin dahi olmadığı bir durumda gene din orada vardır. Benim kendi kendimle olan ilişkim, kendime bakışım. Mesela kendime saygı duymak kendi kendimle olan ilişkimdir. Kendime niye saygı duyuyorum? Çünkü Allah saygı değer bir varlık yaratmış. Ben Allah'ın bir değer üzere yarattığı bir varlığım. Saygı değer bir varlığım. Nereden anlıyorum? İşte melekler saygı secdesi yapıyor. Anlatabildim. Dolayısıyla her şey yerinde fonksiyoneldir. Ama hani asıl olan nedir diye soracak olursak asıl olan insanla Allah arasındaki ilişkidir. Tabii ki toplum içinde yaşıyoruz, toplumsal. Şimdi ben mesela toplumsal bir varlığım demeyi de sosyolojik bir kavram olarak görüyorum. Ben toplumsal bir varlık değilim mesela. Ama bir toplum içinde yaşıyorum. Çünkü kendime toplumsal bir varlık dersem toplum gittiğinde varlığım da zedelenecek. Ben toplumsal bir varlık değilim. O yüzden bunlar biraz sosyolojik yaklaşımlardır. Sosyoloji bunları kullanabilir. Fakat ben bunları teolojik düzeyde sorumlu buluyorum. Böyle diyeyim. Evet hocam, yani sonuçta Allah dileseydi sadece Adem mi yaşayabilirdi? Yani sonuçta biz toplumsal varlık olmaya sebep de Allah'ın istemesi. Yani tabii sadece canım, Adem tabii. Ama Adem'i yana Havva'ya bırakıp evet, yani burada doğru temellendirmemiz gerekir. Bakın ben sosyal alt tip biriyim. Hatta 20'li yaşlarımda
Yani birisi bana o gün, o zamanlar belki daha önce de anlatmışımdır. Her gün bir toplantıya, bir sohbete, bir konuşmaya, bir etkileşime gidiyorum. Bana dedi ki hepsini bırakacaksın dedi. Ben kolay kolay ağlamam, ağlayasım geldi yani. Çünkü kendimi onun üzerine bina etmişim. İşte faydalı olayım. İşte bak onlara şunu anlatıyorum, faydalı oluyor. İşte şuna şunu anlatıyorum, buna bunu anlatıyorum, buna şunu anlatıyorum ki yanlışlık yapmasın falan. Bunlar kötü değil. Benim orada yüzleştiğim şey şu oldu. Ben kendimi sosyal varoluşum, tırnak içinde sosyal etkileşimim üzerinden tanımlıyorum. Hatta zaman zaman içimden şu geçtiğini hissederdim. Ya böyle sesinde bir problem olursa, hiç konuşamazsan ne yapacaksın? De yazarım ama yazmak da o kadar etkili olmayabilir falan filan. Ya bunları bile düşünen bir sahte bir benliğim vardı yani. İşte ben sosyal bir varlık değilim. Ben bunu onaylamıyorum. Bu benim şahsi şeyim. Yani bunları kendimce uzun hesaplaşmalardan sonra değerlendirmişimdir. Yani insan sosyal bir varlıktır. Yok abicim öyle değil ya. Ama insan sosyal etkileşim yönü olan, sosyal etkileşim deneyimine açık olan bir varlıktır. Yani biz sosyal olabiliyoruz. Bakın bu ayrı bir şeydir. Biz sosyal olabilen varlıklarız. Mesela bakın o böyle kendini koruma, tek yaşayan canlılara örnek mesela leoparlardır. Mesela leopar tek yaşar. Değil mi? Avlanır. Çiftleşeceği zaman çiftleşir. Ama tek yaşar mesela. Bazı canlılar var. Mesela grup halinde yaşıyorlar. Küçük veya büyük gruplar. Mesela filler grup halinde yaşar. Küçük gruplardır. Böyle geniş bir aile vardır. Hala, teyze, amca çocukları falan filan. Bir de böyle çok geniş topluluk halinde yaşayanlar vardır. Mesela işte o çok gösterilir Afrika'da ne diyorlar onlara bilmiyorum. Böyle farklı bir farklı bir boğa türü gibi. Canlılar vardır. Aslında bu bahsettiğimiz bu üç içgüdünün hayvanlar dünyasındaki yansımasıdır bunlar. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden acele etmeden hepimizin farklı fikirleri de olabilir bu konuda arkadaşlar. Hani ben de kendimi test ederim, tekrar düşünürüm. Ama ben hani böyle din toplumsal bir şeydir. Toplum oldukça vardır ve toplumsal kurallar manzumesidir dersek dine haksızlık yapmış oluruz. Dine haksızlık yaptığımızda kendime haksızlık yapmış oluruz. Tabii ki yani o yani işin ayrı bir tarafı. Ve kısımda, Aynen. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.